Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, Radyo Kulağız dinleyenleri ve bizleri sosyal medyadan takip eden sevgili takipçilerimiz günaydın. Yeni günün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirmesi temennisiyle bugün 30 Ekim haftanın ilk iş gününden tekrar yeniden sizlerle birlikte manşet programını sunmaya devam ediyoruz. Evet, haftanın ilk iş günü dedik. Ve Cumhuriyeti ilan ettikten sonraki gün özgür, bağımsız, kendine yetebilen bir ülke Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı dün tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de yapılan, düzenlenen etkinliklerle kutlandı sevgili izleyicilerimiz, Radyo Klas dinleyenleri. Bu coşku, bu mutluluk bizleri gerçekten gururlandırdı, onurlandırdı. Cumhuriyete sahip çıkmanın ne olduğunu, aslında Cumhuriyet'in ilanından önce Türkiye olmadan önce nasıl bir zaman ve süreç yaşanıyordu, bunları gördük sıra aslında Cumhuriyet'in ne kadar önemli olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamanın aslında ne kadar büyük bir onur ve gurur verdiğini daha iyi anlamamıza neden oluyor. İşte bu uğurda Cumhuriyetinin ilanıyla birlikte bugün hür ve bağımsız yaşayabiliyorsak, ay yıldızlı bayrağımızı işte dökülen kanlarla gerçekleştirmiş gökyüzünde sonsuza dek dalgalandırmayı amaç ve hedef edinmişsek, işte bunu bugüne kadar yitirdiğimiz bu vatanın oluşmasında, bu vatanın ilerlemesinde büyük katkısı olan şehitlerimiz, gazilerimizdir. Bu nedenle diyoruz ya her sabah programımızda, şehitlerimize rahmet diliyoruz ve onların hatıralarına saygı duyuyoruz. Duymaya devam edeceğiz diyoruz. Çünkü onların bize emanet ettiği, bakın emanetten bahsediyorum, bıraktı demiyorum, emanet etti. Çünkü şehitler bir zaman şehitlere ölü demeyin ister. Onlar yaşıyor. Evet, bize teslim edilen, emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni, onların şehadet şerbetini içmek için ne kadar büyük bir azimle çalıştıklarını, çırpındıklarını bilerek aynı heyecanla bizler de bu saatten sonra söz konusu vatansa gerisi teferruattır deyip gerekirse şehadet şerbetini içmek için koşa koşa gideceğimizi bilmelerini istiyoruz. Bu yüzden diyoruz ya gazilerimize ve yakınlarına sahip çıkalım. Bu yüzden diyoruz ya şehitlerimizin geride bıraktığı sevdiklerine sahip çıkalım, hatıralarına sahip çıkalım ve şehitlerimize, bu vatanı bizlere düşmanın ayak basmaması için, çiğnetmemesi için, elinden geleni ardına koymadığı için şükranlarımızı sunalım her defasında. Evet sevgili izleyicilerimiz, şu an görevleri başında bizleri korumak için hayatını ortaya koyan, şehadet şerbetini içmek için ölümün üstüne giden tüm güvenlik güçlerimizi, askerimizi, polisimizi buradan tebrik ediyor. Selam sevgilerimizi iletiyor. Dualarımızın onlarla birlikte olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Bu arada sizler de eğer katkıda bulunmak isterseniz 29 Ekim coşkusu, Cumhuriyet coşkusunu yaşamak, yaşatmak, paylaşmak istiyorsanız duygu ve düşüncelerinizi lütfen İçel TV Facebook adresinde şu an canlı yayında. Canlı yayın linkinin altına yorumlarınızı yapınız ve bizler de buradan sizin yorumlarınızı okuyarak bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım istiyoruz.
onur duyduk, gurur duyduk. Dün ülkemin ve memleketimin dört bir yanı ay yıldızı bayraklarla doluydu. Mustafa Kemal Atatürk resimleriyle, fotoğraflarıyla doluydu. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamak, dini, dili, ırkı ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşayan herkes bugün bağımsız, özgür ve hür yaşıyorsa Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte kazanımlar elde etmiş ve bugünlere gelmiş. Bugünlerde yine adından sıkça belli eden, duyuran Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamak büyük bir gurur, büyük bir onur veriyor diye düşünüyoruz tüm toplumumuz için. Evet, bayrağımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ay yıldızlı bayrağımızın gökyüzünde ilelebet muhafazası ve müdafaası için. Evet, işte Tepe Medya grubu da aslında bu fotoğrafı, bu görüntü tüm yurtta olduğu gibi dün ilimizde de ondan önceki gün bayrakların asılmasıyla birlikte sevgili izleyicilerimiz gerçekten büyük bir onur duyduk, gurur duyduk. Aslında dört bir yan ay yıldızlı bayrakla doluydu. Ay yıldızlı bayrakla dolu olan her yer çok güzeldi. Hani cennet kokularının aslında yayıldığı bir ortam oldu. Bence aslında bayrakları öyle tutmaya devam edelim. Çünkü o bayrağa baktıkça geçmişimizi hatırlıyoruz. İşte bayrağımız bize geçmişimizi de hatırlatıyor aslında aynı zamanda. Kolay kazanılmadığını, vatan olabilmek için o uğurda kan dökülmesi gerektiğini ve dökülen kanlarla oluşan ay yıldızlı bayrağımızın hür ve bağımsız bir şekilde ilelebet, sonsuza dek muhafazası ve müdafası için ve dalgalanabilmesi için şehadet şerbetinin bizim için düğün dernek kurulurcasına bir coşku içerisinde yaşanılacağını dostumuz da bilsin, düşmanımız da bilsin. Evet, buna rağmen sevgili izleyicilerimiz, bu birlik ve beraberliğe rağmen Cumhuriyet coşkusunu yaşayan vatandaşlarımızın bu coşkusuna mani olmak isteyen terör örgütleri bombalı araçlarla saldırmak isteseler de güvenlik güçleri bu istihbaratı alarak onların bu amaçlarına ulaşmasına engel olmuştur. Bir kere daha güvenlik güçlerimize Türkiye genelinde yapmış oldukları bu etkin çalışma, istihbarat teşkilatımıza buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, tabii büyük bir coşku içerisindeyiz, büyük bir gurur içerisindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi ve bugün işte o Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesini çıkarmak istediği bir Türkiye'deyiz. Artık kendine yeten bir Türkiye'deyiz. Artık milli savunmasını öz ve öz kendi imkanlarıyla yapan, artık dışa bağımlılığını bitiren bir Türkiye'deyiz. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nde beyin göçünün önüne geçmiş bir durumdayız. Daha çok çalışmamız gerekiyor ve biz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıktık aslında. Yani bu ülke evlatları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'üne verdiği sözü yerine getiriyor ve getirmeye devam ediyor. Bakın muasır medeniyetler dediğimiz diğer topluluklara, diğer batılı ülkelere, hani çoğu zaman bize örnek gösterilen Avrupa'ya bin defa, bin kat daha üstün olduğumuzu gösterdik. Neden biliyor musunuz? İnsanlığımızda insan hakları ihlallerinin nasıl yaşandığını hep birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da, Rusya'da, Yunanistan'da nasıl yaşandığını hep birlikte gördük. İnsan haklarının nasıl çiğnendiğini hep birlikte gördük. Mazlumlar vardı Myanmar'da. Dost elini, kardeşlik elini Türkiye dışında farklı ülkeler göstermedi. İşte Suriye'deki bu ateş çemberi içerisinde bulunan ve oradan kaçıp vatanlarını terk eden vatandaşlara kucak açan sadece Türkiye oldu. Ve bu yüzden Türkiye insan haklarına saygılı bir ülke konumunda. Yani anlayacağınız, hani birileri bize muasır medeniyetler seviyesindeki ülkelerden örnekler veriyor ya son zamanlarda, işte Fransa gibi olamadık, işte Yunan olmayalım da inşallah da olmayız. Çünkü biz şu halimizle bile onlardan bin kat iyiyiz. Onların nasıl kalleşçe, nasıl düzenbazlıklar içerisinde olduklarını, nasıl terör örgütleriyle kol kola gezdiklerini
nasıl çifte standart uyguladıklarını, nasıl ikiyüzlü olduklarını çok iyi biliyoruz. Onlar gibi olacaksak ölelim daha iyi. Ulan der Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır yaraşır bir toplum olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Evet ve sevgili izleyicilerimiz hemen ne yapıyoruz? Sosyal medyaya geçelim. Tabii bu arada Mersin Büyükşehir Belediyesi de yağlı güreşlerini gerçekleştirdi. 29 Ekim coşkusu aslında dört bir yanda vardı. Biliyorsunuz öncesinde satranç turnuvası düzenlenmişti. Satranç turnuvasında da güzel ilklere imzalar atıldı. Dün yağlı güreşler çok büyük ilgi topladı. Yağmur vardı. Yağmura rağmen güreşler devam etti. Birçok bölgeden baş pehlivanlar geldi. Ve gerçekten doyumsuz bir müsabakalar gerçekleştirildi. Sadece Mersin'de değil, Mersin dışındaki tüm illerde de izlendi. Hatta yurt dışından izlendi. Çok yoğun talepler geldi, çok yoğun ilgi vardı. Bir kere daha dün sizlere canlı olarak aktardık işte bu görüntüleri sevgili izleyicilerimiz. Hava kapalı olmasına rağmen, ara ara yağışlar olmasına rağmen güreşçilerimiz çok güzel bir performans sergilediler. Ve güzel bir seyir haline getirdiler. 29 Ekim Cumhuriyet coşkusunu dün sevgili izleyicilerimiz Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu yağlı güreşlerle de yaşamış olduk. Böylelikle İçel TV olarak sizlere canlı olarak aktardık. Güzel bir yayındı. Keyifli bir yayındı. Yağmura rağmen keyifli bir yayındı. Evet, emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum böylelikle. Evet, bu organizasyonda da emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerine teşekkür ediyoruz. Organizasyon çok güzeldi. Metin Ercan'a teşekkür ediyoruz. Metin Ercan da yorumlarıyla programa renk kattılar. Güreşler hakkında bilgiler aktararak doyumsuz bir seyir yaşandı sevgili izleyicilerimiz. Dün Cumhuriyet coşkusunda işte baş pehlivanların anons edilerek peşlev çekmesi ve alandaki er meydanındaki yerlerini almaları. Bu arada Ezel'cim artık o tabirleri de öğrendik. Er meydanı diyorsun, işte güreşiyorlar diyorsun. Artık bu da bizim için yeni eklenen cümleler arasına girdi. Biliyorsun daha önce kara kucak güreşlerini de veriyorduk. Evet. Ve sevgili izleyicilerimiz hemen ne yapalım? Sosyal medyaya geçelim. Sosyal medyadaki paylaşımları da sizlerle paylaşalım. Bakalım neler var. Tabii siz de lütfen düşüncelerinizi, duygularınızı 29 Ekim ve Cumhuriyet'le ilgili düşüncelerinizi lütfen bizlerle paylaşın diyoruz. Evet hemen 30 Ekim tarihi itibariyle sosyal medyada yapılan paylaşımlara şöyle bir göz atmak istiyoruz. Aile Bakanlığı paylaşmış. Bakanımız Betül Sayan Denizli'de Çocuk Destek Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmiş ve bununla ilgili paylaşım sağlanmış. Fethiye'de düzenlenen ASP Yetişkin Gençler Türkiye Bocce Şampiyonası'na heyecan başladı. Biliyorsunuz bizim bocce takımımız da var. Bu konuda da eksik değiliz Mersin olarak. Onu da hatırlatalım. Ve Sayın Burhanettin Kocamaz paylaşmış. Mersin Valiliği tarafından Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen Cumhuriyet resepsiyonuna katıldık paylaşımına yer verilmiş. Aldığımız emanete sahip çıktık ve sonsuza kadar çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 94. yılı kutlu olsun demiş Sayın Başkan Burhanettin Kocamaz. Ve Çebi Elinoğlu Halloween kutlar Evinoğlu Cumhuriyet Bayramı'nı, değil mi? İşte Cumhuriyet Bayramı bizim için o kadar değerlidir ki, o kadar önemlidir ki her şeyden ötedir bizim için. Yani bunun bilincindeyiz çok şükür. Vatandaşlarımız, bu ülkede yaşayan herkes Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı. Bakın Cumhuriyet Bayramı'nda aslında çok da hoşuma giden bir durum var. Hiçbir siyasi kaygı yok. Hiçbir siyasi beklenti yok. Ve hiçbir siyasi parti simgesi yok. Tek bir çatı altında, Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında dini, dili, ırkı, siyasi kimliği ne olursa olsun herkesin ortak bir noktada buluşmuş olması ki birçok Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale zaferinde de bu olguyu mutlaka yaşamışızdır.
her kesimden insanın aynı anda vatan için çarpıştığını görmüşüzdür. Bu işte vatan olma bilincidir ve bu birlik beraberliğin bilincidir. Bizde de bu bilinç çok şükür var, her daim var, her daim olmaya devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi paylaşmış, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun demişler. Bizler istiklalimizi ve cumhuriyetimizi korumayı birinci vazife bilenleriz demişler. Evet, tabii biliyorsunuz bazen aramızda maalesef ve ne yazık ki cumhuriyet bilincini, Atatürk bilincini, vatan bilincini bilmeyenler de oluyor. Mesela Can Dündar gibi. Ya Hans oldu aslında, Hans oldu. Ama yani vatanını satan, vatanına ihanet eden 15 Temmuz'daki o hainler gibi. Maalesef ve ne yazık ki. Bu cennet vatanda rahat rahat yaşarken, aldıkları maaşlar en üst seviyedeyken hala bu ülkeye ihanet etme derdinde olan maalesef ve ne yazık ki zavallı insanlar var. Ve biz o zavallı insanların tüketilmesi noktasında el birliğiyle bu mücadelenin de üstesinden geleceğiz ve o hainleri de, vatan hainlerini de aramızdan sıyırıp atacağız. Yani kene gibi yapışmış bu vatan hainlerini, kanımızı emmeye çalışan bu vatan hainlerini böyle tek tek boyunlarından çeke çeke oradan çıkartıp artık kanımızı emmelerine müsaade etmeyeceğiz. Gerçi bizim asil kanımızla boğulacaklar ama o asil kanımızı böyle kirli hainlerle de kirletmememiz gerekiyor. Evet, bu konuda güvenlik güçlerimiz üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Devlet vatandaş işbirliğiyle Alo 140 hattı aranarak terörle mücadele noktasında vatandaşların katkısını da unutmamak gerek. Mezitli Belediyesi paylaşmış, yağmura aldırmadan bayram coşkusu denmiş sevgili izleyicilerimiz. 94 yaşın kutlu olsun Türkiye'm demiş. Ve işte o güzelliklerden Cumhuriyet bekçisi Mezitli verilen yağış uyarısına rağmen binlerce vatandaşın katılımıyla yürüyüşüne devam ediyor. Dün meteoroloji öyle bir uyarıda bulundu. Şiddetli yağış nedeniyle sevgili izleyicilerimiz, şiddetli yağış neden olacaktı? Ve bu yağışlar içinde tedbir alınması gerektiği uyarılarında bulunmuştu meteoroloji. Devam ediyoruz. Nohut paylaşmış. İnsan gece tavana bakarken her şeyi sorguluyor ama her şeyi diyor. Aslında hani şarkısı da vardı değil mi? Gece olunca. Biraz arabesk olacak ama Ümit Besen miydi Ezel? Gece olunca. Her şey gece olunca. Ağrılar gece olunca başlar. Diş ağrısı. Ne bileyim işte böbrek sancısı. İşte hayatın acı gerçekleri maalesef gece başımızı yatağa koyunca oturup düşündüğümüzde, şöyle günün özetini geçtiğimizde acılar işte akşam başımızı yastığa koyunca geliyor. Evet, Ressam Bob şuraya ilelebet paydar kalacak bir Türkiye Cumhuriyeti çizelim demiş. Evet, sadece çizmekle kalmayacağız, yaşayacağız, yaşatacağız ve bu ülkeyi evlatlarımıza, torunlarımıza nasıl biz devraldıysak dedelerimizden, bizler de torunumuza, çocuğumuza bu cennet vatanı, vatan hainsiz bir cennet vatan olarak teslim edeceğiz. Çünkü vatan hainleriyle mücadele devam ediyor. Devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanı paylaşmış. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını paylaşmışlar bir videoda. Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun ortak mesajıyla verilmiş ama mesaj daha geniş boyutuyla video olarak paylaşılmış sevgili seyircilerimiz. Devam ediyoruz. Sayın Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımını retweetlemiş. Bakanımız Süleyman Soylu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajına yer vermişler yine link vererek. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıl dönümü vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve bakanlarımızla birlikte Anıtkabir'deyiz paylaşımına yer verilmiş Sayın Süleyman Soylu tarafından. Sayın Süleyman Soylu'nun da İçişleri Bakanlığı'ndaki görevi, işte bizim böyle bakanlara ihtiyacımız var. Bizim gerçekten aldığı görevin altında ezilmeyen, görevini sağlıklı bir şekilde gerçekleştiren, terörün üstüne korkusuzca giden, sizi bitireceğim, ben bu yola baş koydum deyip
işte terörle mücadelenin hangi noktaya geldiğini gördük. Bu da nedir? İşte iyi bir idare, iyi bir yönetim terörle mücadele noktasında istenilen amaca ulaşmakta, hedefin yok edilmesi noktasında büyük bir neden oluyor bu da. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı paylaşmış. Başbakan Yıldırım 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94. yıl dönümü kutlamaları münasebetiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti demişler. Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı demişler. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı paylaşmış. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin sahipleri belli oldu. Cumhuriyetimiz ulu bir çınar olma yolunda büyümeye devam ediyor diyor Cumhurbaşkanının mesajları. Ve Ulaştırma Bakanlığı da Asrın projesi bugün hizmete giriyor. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı açılıyor. Asrın projesi sevgili izleyicilerimiz. Bugün hizmete giriyor. Saat 14'te Bakü-Azerbaycan'da büyük bir olasılıkla da canlı verilir. Değil mi Özel? Ve Ucim paylaşmış sevgili izleyicilerimiz. 12 Kasım 2017'de Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda haydi seninle gel kazanan çocuklar olsun demişler. Ve Sayın Zeynel Uğur Gölgeli paylaşmış. Ülkücü şehidimiz Yunus Topöz'ün kıymetli annesi her seferinde Yunus'um diye başlıyor konuşmasına. Gözleri görmeyen annemiz yüreğiyle karşılıyor bizi. Kalp gözüyle bakıyor, titreyen sesiyle en net cümlesini kuruyor. Biliyorum hepiniz Yunus'um gibi yiğitsiniz demiş. Evet, bu anlamlı mesajdan sonra sosyal medya turumuzu da noktaladık sevgili izleyicilerimiz. Evet, bu arada Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz. Mersin gündemine dair bilgileri aktaracağız ve ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merhaba, günaydın. Mersin'de neler yaşandı? Çok önemli gelişmeler oldu ve çok güzel şeyler yaşandı. Örneğin Cumhuriyet Bayramı 94. kez Mersin'de de büyük bir gururla, coşkuyla ve heyecanla kutlandı. Mersin'de 28 Ekim tarihinde Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı. Sonrasında 29 Ekim tarihinde de Cumhuriyet Meydanı'nda kent protokolünün, gazilerin, öğrencilerin ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla, heyecanla, gururla kutlandı. Tabii Mersin'in merkez ilçelerinde ve civar ilçelerinde de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı etkinlikler düzenlendi. Ayrıntılara haber bültenlerimizde yer vereceğiz. Örneğin Toroslar Belediyesi bir araç konvoyu oluşturdu ve binlerce araç, Türk bayraklarıyla süslenmiş binlerce araç Mersin'de, Mersin şehir merkezinde tur attı ve bu etkinlik büyük bir ilgi gördü. Yine Mezitli Belediyesi'nin oluşturduğu ve geleneksel hale getirdiği Fener Alayı düzenlendi. 29 Ekim'de akşam saatlerinde yine yüzlerce kişi ellerinde fenerlerle Mezitli Belediyesi'nin önünden hareket ettiler ve sahile Soli Pompoy polis yolunu takip ederek sahile kadar bir yürüyüş yaptılar. Bu yürüyüşe de yine civardaki vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Ve civar ilçelerde de Bozyazı'dan Çamlıyayla'ya kadar, Tarsus'tan Mut ilçesine kadar bütün ilçelerde de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı ve bu yıl ilk kez tabir edilebilecek çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ayrıntılara yine haber bültenlerinde yer vereceğiz diyoruz. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin'de yapımı devam eden Yenice Lojistik Merkezi
hızlı tren ve Çukurova Bölgesel Havalimanı projelerinin çalışmalarını yerinde inceledi. İlgili yetkili kişilerden bilgiler aldı ve sonrasında yapmış olduğu açıklamada Mersin'e değer katacak olan yatırımların bir an önce faaliyete geçmesi, işler hale gelmesi ve sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için çalışmalar hızlı ve kontrollü bir şekilde devam ediyor. Bu denetlemeler bu anlamı taşıyor dedi. Mersin'de hafta sonunda bir emniyet birimleri bir durumu ortaya çıkardılar. Şöyle ki Mersin'de bir lojistik firması adına Türkiye'deki değişik illerden kiraladıkları lüks otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattıkları belirlenen 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı ancak 3 kişi de aranıyor. Yine Mersin'de hileli emlak satışı operasyonu düzenlendi. Bu hileli emlak satışı operasyonunda da emlak çetesi diye tabir edebileceğimiz bir grup kişi gözaltına alındı ve Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ediyor. Tabii bu kişiler arasında 3 noter çalışanı ve yine 5'e yakın TAPU Müdürlüğü'nden emekli memur bulunuyor. Bu kişilerin insanları kandırarak hileli şekilde emlak satışı yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Yapılan teknik takip sonucunda ve gözaltı kararı verildi. Spor haberlerine gelelim. Spor haberlerinde de Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yılda düzenlendi Cumhuriyet Bayramı onuruna Mersin Yağlı Güreşleri. Yağlı Güreşler bu yıl 4. kez gerçekleştirildi. Mersinli Ahmet Stadyumunda canlı yayında da dün ekranlarınıza geldi. Baş pehlivanlığı bu yılda Mustafa Batu kazandı. Mustafa Batu 2016 Mersin Yağlı Güreşleri'nin de baş pehlivanlık unvanını kazanmıştı. Mersin Yağlı Güreşleri'nde de altın kemer uygulaması var. Ve altın kemeri 3 yıl üst üste kazanan güreşçi, pehlivan ebedi sahibi oluyor yağlı güreşlerin. Mustafa Batu 2 kez hem 2016 hem de 2017 yılında altın kemeri kazandı. Mersin İdman Yurdu 2. Lig'in 10. haftasında Mersin Stadyumunda Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'u konuk etti. Ama yine Mersin İdman Yurdu mağlup oldu. 1-0 mağlup oldu Mersin İdman Yurdu Bodrum Spor'a. Tarsus İdman Yurdu ise yine maç yaptı, deplasmanda oynadı. Tarsus İdman Yurdu Elazığ'da Elazığ Belediye Spor'la oynadı. 4 haftadır Tarsus İdman Yurdu'da galibiyet yüzü göremiyordu. Ancak galibiyete ulaştı Tarsus İdman Yurdu ve Elazığ Belediye Spor'u deplasmanda 3-0 yendi Tarsus İdman Yurdu. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 1. Ligi'nin 4. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor Mersin'de ağırladı Adana Aski'yi ve 76-63 Mersin Belediyespor kadın basketbol takımı üstünlük sağladı, bu karşılaşmayı aldı. Yine Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı onuruna uluslararası satranç, açık satranç turnuvası düzenlenmişti. Bu satranç turnuvası da sona erdi ve ödüller de yine 29 Ekim etkinlikleri kapsamında verildi. Bu yılki turnuvada A kategorisinde yarışan Büyük Usta ünvanlı Azerbaycanlı Nijat Abasov birinci oldu diyoruz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na. Ve tabi biliyorsunuz Yelken Kulübü de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik bir turnuva başlattılar. Bir yarış başlattılar öncesinde. Ve tabi Büşra yine sokağa indiğinde yelken sporları hakkında bilgiler de edindi sizler için. Özellikle yelken meraklıları için. Bakalım yelken sporuyla ilgili ne bilgilere ulaşacağız? Denizde iç içe yaşayıp da bu zevki tatmak isteyeniniz yoktur herhalde.
Ağırlıklı olarak Akdeniz bölgesinden katılan yelkencilik kulüplerimiz bölge kupası yarışması için oldukça hazırlıklı gelmiş. Biz de sizler için bugün onlara eşlik ettik. Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? Nereden katılıyorsun? Mersin Yelken Kulübü'nden katılıyorum. Bu benim ilk yarışım, daha yeniyim. Peki bu etkinlik hakkında ne düşünüyorsun? Yarış için heyecanlıyım. İlk yarışım olduğu için bir baskı var üzerimde. Bunu atmak için de elimden geleni yapacağım ve yarışı kazanmaya çalışacağım. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Nereden katılıyorsunuz? Antalya Yelken Kulübü'nden katılıyorum. Adım Eda. 7 yaşımdan beri yelken yapıyorum. Babam sayesinde başladım. Babam yelkenciydi. Aynı zamanda beni de yelken yapmam için beni Antalya Yelken Kulübü'ne getirdi. Şu anda 16 yaşındayım. Hala yelken yapıyorum. Peki bu sporun faydaları neler? Bence bu sporun faydaları özgür olmak, doğayı tanımak, doğayla iç içe olmak ve diğer kapalı sporlarda yapılan sporlardan apayrı olup doğada iç içe olmamız. Bu etkinlik hakkında ne düşünüyorsun? Merhaba, ben Ege Eviz, Mersin Yelken Kulübü sporcusuyum. Bölge kupasının 5. ayakları Mersin'de yapılıyor Optimus Lazer sınıfında. Yani güzel yarış olacak, öyle düşünüyoruz. İnşallah olur. Tanıyabilir miyiz? Merhaba, adım Gökhan Durkal. İskenderun Yelken Kulübü'nün antrenörüyüm. Bu etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu Akdeniz çapında, Akdeniz'deki kulüplerin katıldığı bir bölgesel bir şampiyona. Güzel bir organizasyon. Çocuklar kendilerini deneyecekler burada. Ve ulusal şampiyonalara katılmaya hak kazanacaklar. Kendilerini test edecekler. Güzel bir yarış bizi bekliyor. Merhabalar. Ben Isparta Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan. Isparta Eğirdir'den geldik. Ekibimiz 16 kişi. Optimus ve Lazer olmak üzere. Bu sporu 1972'den beri yapıyoruz. Bu sene Eğirdir'de ikinci Altın Elma Optimus yarışları yapıldı. Yalnız bu Akdeniz bölgesinden hiç gelen olmadı. Diğer Muğla, Tekirdağ, diğer bölgelerden geldiler. Biz bu ilk defa Mersin'e geliyoruz. Uzun zamandır buralarda yarış olmadığı için. Hoş geldiniz diyoruz o zaman. İşte bu yarışlara katılmamızın amacı çocukların karar verme yeteneklerini geliştirmek, özgüvenlerini sağlamak, kendi kendilerine karar verme ve sosyalleşme durumlarını sağlamak için bu sporu yaptırıyoruz. Çocuklarımız bu sene 50'den fazla katılım oldu yaz kurslarında. Bunlardan başarabilenleri buraya getirdik. Daha iyi olan sporcular da getirdik. Bu yarışlarda bir derece almayı bekliyoruz. Size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Peki, ben Tuncay Tanrıverdi. Bu yarışların baş hakemiyim. Bizi yarışma hakkında biraz bilgilendirir misiniz? Tabii. Şu anda bulunduğumuz lokasyon Mersin bölgesi. Türkiye'de eş zamanlı olarak şu anda 5 bölgede bu yarışlar yapılıyor. 5. bölge olarak da içinde bulunduğumuz Mersin Yelken Kulübü ev sahipliğinde. Bu Optimus ve Lazer sınıflarının 5. bölge şampiyonası burada yapılacak. Bu yarışlara Optimus sınıfında büyük sınıflarda yaklaşık 10-15 tane, Junior sınıfında yine Optimus'te Junior klasmanda yaklaşık 60 tane. Tabii kayıtlar bitmediği için bugün 6'da kapanacak. Onun için net rakam veremiyorum yaklaşık. Olarak söylüyorum. 60 tane kadar junior sporcumuz var Optimus'te. Bunun dışında Lazer, Radial ve 4.7'de yine 60'a yakın bir sporcunun bu yarışa
katılımın olduğu şu andaki tespitlerimizin içerisinde. Peki yelkencilik sporunun yararları nelerdir? Bizi biraz bilgilendirir misiniz? Peki. Bana göre, bu benim şahsi düşüncem ama geneldeki aşağı yukarı da kanı bu. Öncelikle sporcuda çok ciddi anlamda bir özgüven duygusunun çok iyi oluşmasına, içlerinde bulundukları şartlar doğrultusunda da doğru karar verebilme, karşılaştıkları olaylarda doğru karar verebilme yetisini kazandırdığına inanıyorum ki herhalde bu olması gereken en önemli faktörlerden biri olsa gerek. Özgüven, bir sporcunun veya bir gencin kendine özgüvenle yetişiyor olması ve doğru kararlar hayatı boyunca veriyor olabilmesi bence olması gereken en büyük faktörlerden biri diye düşünüyorum. Evet, işte böyle yelken sporları hakkında merak ettiklerinizi sordu Büşra yine sokakta. Ve şimdi sevgili izleyicilerimiz, dün biliyorsunuz yağmur, yağış vardı, hafif soğuk vardı. Gece için uyarı vermişti meteoroloji, sel taşkınları olabilir, yoğun yağış olabilir diye. Bugün yine güneşli bir Mersin'deyiz. Bakalım bugün ve yarın hem Mersin'de hem de ilçelerimizde hava durumu nasıl olacak? İşte bu yüzden hemen sözü ben de Tuğba Yöre'ye bırakıyorum. Günaydın sevgili İçer TV izleyenleri ve Radyo Klas 99.2'den bizleri dinleyenler. Bugün Mersin il ve ilçelerindeki hava durumunu sizlere aktaracağım. Yine hava durumu hafta sonu tabii ki de yağışlıydı. Bakalım hafta içerisinde hava durumu nasıl olacak? Mersin'de bugün güneşli parçalı bulutlu arası hava hakim ve en yüksek sıcaklık değeri 24 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 25 derecede. Gece saatlerinde çoğunlukla açık bir hava etkin, en düşük sıcaklık değeri 16 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise yine 16 derecede. Yarın Mersin'de kısmen güneşli bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık değeri 23 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 24 derecede olması tahmin ediliyor. İlçelerimize geçiyoruz. Anamur'da bugün kısmen güneşli bir hava hakim. En yüksek sıcaklık değeri 22 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 23 derecede. Gece saatlerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. En düşük sıcaklık değeri 11 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 12 derecede. Yarın Anamur'da güneşli parçalı bulutlu arası bir hava etkin olacak. En yüksek sıcaklık değeri 23 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 24 derecede olması tahmin ediliyor. Aydıncık'a geçiyoruz. Aydıncık'ta bugün güneşli parçalı bulutlu arası bir hava hakim. En yüksek sıcaklık değeri 22 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise yine aynı periyotlarda 22 derecede olacak. Gece saatlerinde çoğunlukla açık bir hava hakim ve en düşük sıcaklık değeri 9 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise yine aynı periyotlarda 9 derecede olması tahmin ediliyor. Aydıncık'ta yarın güneşli parçalı bulutlu arası bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık değeri 22 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 23 derecede. Yani bugün yine güneşli bir hava var Mersin il ve ilçelerimizde. Bozyazı'ya geçiyoruz. Bozyazı'da kısmen güneşli hava hakim. En yüksek sıcaklık değeri 22 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 23 derecede. Gece saatlerine bakıyoruz hemen. Gece saatlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim ve en düşük sıcaklık değeri 11 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise
12 derecede. Bozyazı'da yarın güneşli parçalı bulutlu arası hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık değeri 23 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 24 derecede olacak. Güneş etkisini koruyor ve yine yağmur arasından sonra güneşli bir havayla karşılıyor bizi. Mut'a bakıyoruz hemen. Mut'ta bugün güneşli hava hakim. En yüksek sıcaklık değeri 23 derece. Hissedilen sıcaklık değeri ise 24 derecede. Gece saatlerinde çoğunlukla açık bir hava etkin. En düşük sıcaklık değeri 8 derece. Hissedilen sıcaklık değeri ise yine aynı periyotlarda 8 derecede. Mut'ta yarın güneşli bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık değeri 23 derece. Hissedilen sıcaklık değeri ise 24 derecede. Günlere geçiyoruz. Günlerde bugün yine güneşli ve bulutlu arası bir hava hakim. En yüksek sıcaklık değeri 20 derece. Hissedilen sıcaklık değeri ise yine aynı periyotlarda 20 derecede olacak. Gece saatlerinde çoğunlukla açık bir hava etkin olacak. En düşük sıcaklık değeri 9 derece. Hissedilen sıcaklık değeri ise yine aynı periyotlarda 9 derecede olacak. Günlerde yarın geçiş yapan sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık değeri 20 derece. Hissedilen sıcaklık değeri ise 22 derecede olması tahmin ediliyor. Silifke'ye geçiyoruz. Silifke'de bugün güneşli hava etkin. En yüksek sıcaklık değeri 25 derece. Hissedilen sıcaklık değeri ise 24 derecede. Gece saatlerinde çoğunlukla açık hava hakim. En düşük sıcaklık değeri 13 derece. Hissedilen sıcaklık değeri ise yine 13 derecede. Yarın Silifke'de güneşli parçalı bulutlu arası hava hakim. En yüksek sıcaklık değeri 25 derece. Hissedilen sıcaklık değeri ise 26 derecede. Bir sonraki ilçemize geçiyoruz hemen. Erdemli. Erdemli'de bugün açık bir hava etkin. En yüksek sıcaklık değeri 24 derece. Hissedilen sıcaklık değeri ise 25 derecede. Gece saatlerinde en düşük sıcaklık değeri 16 derece. Yine hissedilen aynı periyotlarda 16 derecede açık bir hava olacak Erdemli'de. Erdemli'de yarın açık parçalı bulutlu arası bir hava hakim. En yüksek sıcaklık değeri 23 derece. Hissedilen sıcaklık değeri ise 24 derecede seyredecek. Tarsus'a geçiyoruz. Tarsus'ta bugün çoğunlukla güneşli bir hava hakim. En yüksek sıcaklık değeri 24 derece. Hissedilen sıcaklık değeri ise 25 derecede olacak. Gece saatlerinde Tarsus'ta çoğunlukla açık hava hakim ve en düşük sıcaklık değeri 16. Hissedilen sıcaklık değeri ise yine aynı periyotlarda 16 derecede olacak. Tarsus'ta yarın kısmen güneşli bir hava hakim ve en yüksek sıcaklık değeri 23 derece. Hissedilen sıcaklık değeri ise 24 derecede olması tahmin ediliyor. Mersin ilimiz ve ilçelerimizdeki hava durumu bu şekildeydi. Hafta sonu yağışlı geçmişti ama önümüzdeki birkaç gün içerisinde yine güneşli ve ara ara geçiş sağanaklarla devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet ve sevgili izleyicilerimiz, hava durumunu da aktardıktan sonra yerel gazetelerimizle devam edeceğiz yayınımıza. Bakalım yerel gazetelerimizde neler yaşandı. Tabii dün biliyorsunuz yağlı güreşler vardı. Yağmur altında yapıldı. Ve sonrasında akşam da yine saat 20'de Atiye konseri gerçekleştirilecekti. İşte dediğimiz gibi meteoroloji yetkililerin verdiği tahminlere göre tabii ki yağışların artacağı yönünde uyarıda bulunan bir açıklama gelince Atiye konseri bugüne ertelendi. Yine bugün yine aynı saatte saat 20'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda Atiye konseri var. Tüm halkımız davetli. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bu organizasyonda da, bu konserde de tüm halkımız davetli olduğuna dair bilgileri de aktaralım bir kere daha. Evet, hemen yerel gazetelere geçip bölgemizdeki gelişmeleri, kentimizdeki gelişmeleri aktaralım sizlere. Ve ilk gazete Güney. Güney gazetesi Mersin'de Cumhuriyet coşkusuna yer vermiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94. yılı ve Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi ve Mersin'de de coşkulu törenlerle kutlandı. Kutlamalara Mersin milletvekilleri Fikri Sağlar, Ayto Atıcı, Hacı Özkan, Hüseyin Çamak, Serdar Kuyucuoğlu, Baki Şimşek, Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı ile protokol üyeleri katılım gösterdi. Mersin'deki kutlamalara çok sayıda vatandaş da çocuklarıyla ve ellerinde Türk bayraklarıyla katılarak bayram coşkusuna ortak oldu. Törende bir konuşma yapan Vali Su, milletimiz Gazi Mustafa Kemal önderliğinde büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklar sonucu kazandığı Kurtuluş Savaşı zaferini millet egemenliğine dayalı milli iradeyi esas alan Cumhuriyet ile taçlandırmıştır, dedi. Ve sigorta sektörü KOBİ kapsamına alındı. Baro'dan Cumhuriyet resepsiyonu gerçekleştirildi. Sendikalardan ihraç eylemi,
Önce dövdü, sonra parasını gasp etti deniliyor. Mersin'de uyuşturucu alabilmek için zihinsel engelli genci döverek 25 lirasını gasp ettiği ileri sürülen CE adlı şahıs yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı. MTSO'da iklim eylem haftası etkinliği düzenlenmiş. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla iklim eylem haftası poster yarışması sergisi ve film gösterimi etkinliği düzenlendi. Ve geçiyoruz Mersin Kadın Gazetesi'ne. Mersin Kadın Gazetesi, temizlik işinden fabrika patronluğuna uzanan yol. Malatya'da yaşayan 38 yaşındaki kadın, yıllar önce temizlikçi olarak girdiği tekstil sektöründe şimdi fabrika sahibi oldu. Kurduğu fabrikayla adından başarıyla bahsettiren kadın girişimci tüm kadınlara örnek oldu. Okul kantininde taciz iddiasına tutuklama. Samsun'da bir okulun kantininde kız çocuklarını şeker vererek kandırıp tacize bulunduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Ve 5 yaşındaki öz kızına işkence eden baba ile sevgilisinin yargılanmasına başlandı. Palandöken kadın esnafa pozitif ayrımcılık yapılmalı açıklamalarına yer vermiş bu arada. Devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Çukurova gazetesi yaşasın Cumhuriyet diyor. Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mersin'de coşkuyla kutlandı. 7'den 70'e Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan vatandaşlar ve çocuklar yağan yağmura rağmen ellerinde ay yıldızı bayraklarla büyük coşkuya ortak oldu. Yağmura rağmen alanı terk etmediler açıklamalarına yer verilmiş bu arada. Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirilmiş ve devam ediyoruz. Hakimiyet gazetesi, evet bu arada... O hal uzadıkça Sayın Aytu Atıcı'nın sakalı uzamaya devam edecek. O hal kaldırılana kadar devam edecek sakal uzatma eylemi, protestosu. Tabii Allah kolaylık versin. Ben biraz uzattığımda kaşıntı başlıyor. Yani cilt tahriş oluyor ama Sayın Aytu Atıcı'nın o halin bitme noktasında olmadığı gibi görünen bir durumda sakalın ne olacağı gerçekten büyük bir merak konusu. Atıcı'dan OHAL tepkisi var. Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu Mersin Şubeler Platformu kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen üyelerin bir an önce görevlerine iade edilmesi çağrısında bulundu. Platforma destek veren CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı, OHAL'in ilanını sivil darbe olarak nitelendirerek aksini söyleyen varsa buyursun, eğer bu ülkede darbe olsaydı acaba bugünden farklı ne olabilirdi diye sormuş bu arada Sayın Aytu Atıcı. Deniz altında kutlama. Mersin'de engelli bireyler her hafta düzenli olarak yaptıkları tüplü dalışı bu kez Cumhuriyet Bayramı için gerçekleştirerek bayramı denizin derinliklerinde kutladı. Denizin altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açan engelliler muhteşem bir etkinliğe imza attı. Ve Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda haberine yer verilmiş sevgili izleyicilerimiz. Kadın basketbolculardan anlamlı video. Milyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çukurova Basketbol Kulübü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. Takımın oyuncularından Tuğçe Murat, Ecem Güler, Melis Talay, Gökşen Fitik, Manolya Kurtulmuş ve Fatma Nur Karakaş milli mücadele döneminde Kurtuluş Savaşı destanına ve Cumhuriyet'in kurulmasına yön veren kadınlarımızı andı paylaşımına yer verilmiş gazetenin ilk sayfasında. Ve Mersin gazetesi, güvenlikte sınır tanımayan araba Mersin'de denmiş. İlk arabuluculuk merkezi açıldı bu arada. Mersin Barosu'na kayıtlı 4 avukat bir araya gelerek Mersin'de ilk arabuluculuk merkezini açmışlar. Hayırlı olsun. Coşkuyla sonsuza demiş gazete manşetinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Mersin'deki kutlamalarda konuşan Vali Ali İhsan Su, Cumhuriyetimizi millet olarak daima daha ileri noktalara taşımaya, muasır medeniyetler, medeniyet seviyesi üzerine çıkarma azim ve kararlılığını sürdüreceğiz diyor. Toplumsal barışın inşası şart, barış kirlenmemeli demiş. Evet, bu konuyu biraz eşelim Ezel. Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin Kürt sorununa çözüm arayışları kapsamındaki toplantının sonuncusu Mersin'de düzenlendi. Bak, Kürt sorununa. Bir kere atılan bu
böyle bir organizasyonun adının böyle olması yanlış. Kürt vatandaşlara bir haksızlık. Kürtlerin bir sorunu yok. Ve kimsenin Kürtlerle bir sorunu yok. Bunu lütfen kimse deşmesin. Üzerinden bir şeyler yapmaya kalkmasın. Herkesin sorunu vardır. Ve bunu bölerek, ayırarak, ayrıştırarak tek bir topluma, tek bir sınıfa, tek bir ırka, tek bir millete, tek bir düzene yaymak doğru değildir. Kürt sorunu diye bir şey yoktur Türkiye Cumhuriyeti'nde. Kürtler hiçbir zaman sorun olmamıştır bu ülkede. PKK terör örgütü sorun olmuştur. PKK terör örgütü Kürt vatandaşlarımız üzerinde tehditlerle kendini gösterme çabası içerisine girmiştir. Ve Kürt vatandaşlarımız PKK terör örgütünün kirli bir örgüt olduğunu, kalleş hain bir terör örgütü olduğunu fark etmiştir. Ve artık arasına mesafe koymuştur. Çünkü hiçbir şekilde kendilerini temsil etmediğini dile getirmiştir. Çünkü PKK terör örgütü genelde bunu söylüyordu ya. Biz Kürt halkı için buralardayız falan yalanlarını atıyordu ya. Aslında onlar Amerika için ortalıktalar. Aslında onlar Yunanistan için ortalıktalar. Aslında onlar işte DAEŞ için ortalıktalar. Aslında onlar Irak için ortalıktalar. Aslında onlar Almanya için ortalıktalar. Kürt vatandaşları için değildi. Kürt vatandaşlarımız bunun farkına vardı. Siz bizden değilsiniz. Siz bizim için değilsiniz. Bizim böyle bir talebimiz yok sizden. Defalarca bunu diretti. Şimdi bakın, yani Mersin'de düzenlenmiş toplantıda barış kelimesinin kirlenen anlamından kurtarılması ve toplumsal barışın insanına vurgu yapıldı. En çok barış isteyip katil damgası vurulan tek şeydir biliyor musunuz? Yani barış diyorsun ama öte yandan insanları sokaklara kışkırtıyorsun. Barış diyorsun, ağzından barış kelimesini düşürmüyorsun. İnsanlara molotof veriyorsun, sokaklara gönderiyorsun. Genelde bu yaşandı bizim ülkemizde değil mi? Yani barış ve savaş. Barış ve kızıştırmak. İkisi yan yana gelmez. Kimse kusura bakmasın. Dediğimiz gibi böyle bir oluşum Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin Kürt sorununa çözüm arayışları kapsamında toplantıların sonucusu Mersin'de düzenli. Toplantıda barış kelimesinin kirlenen anlamdan kurtarılması ve toplumsal barışın inşasına vurgu yapılmış. Evet. Kürt sorunu konusunda uzman akademisyen, yazar, gazeteci, siyasetçi ve aktivistlerin katıldığı toplantıda barışın yeniden inşası ele alındı. Hangi barıştan bahsediyoruz? Yani bunu topluma izah edelim. Hangi barıştan bahsediyoruz? Kalleşçe, haince, kahpece kurulan tuzaklara Kürt vatandaşım da karşı çıkıyor. Yani bu bilinen bir gerçek. Şimdi Kürt vatandaşıma soralım. Kardeşim, arkadaşım, sen bu ülkede nasıl bir sorunla karşı karşıyasın? Vergi. Ben de Türk'üm, ben de vergiden dolayı sıkıntı yaşıyorum. Aramızda bir fark var mı? Yok. Peki, Kürt vatandaşımıza soralım. Kardeşim, ne gibi bir sorunun var? İşte geçim sıkıntım var. Kardeşim, ben de bir Türk vatandaşı olarak ben de bu sorunu yaşıyorum. Aramızdaki fark ne? Herkes bunun bilincinde. Ama birileri işte burayı kaşımak istiyor. İşte bu bile aslında Kürt-Türk ayrımı yapanlar bence bölücüdür. Bakın bunu açık ve net söyleyeyim. Kürt'üm, Türk'üm, Kürt'sün, Türk'sün diye bölenler bölücüdür, teröristten farksızdır. Bu yüzden biz toplumda farklı kimliklerle yaşayan, bunu zenginlik olarak gören, asla kutuplaşmayan, bir olan birlikte hareket eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Nokta. Bunun ötesi berisi yoktur. Sorun varsa herkesin sorunu, sorun yoksa herkesin sorunu yok demektir. Ama bu ülkede Ahmet'in sorunu var, Mehmet'in sorunu yok diye insanları bölmeye kalkarsanız işte orada en büyük bölücülüğü yapmış olursunuz. Bu yüzden bu tür cümleler, bu tür yaklaşımlar çok yanlıştır diyoruz biz de. Devam edelim. Evet, ulusal gazetelere geçip Türkiye ve dünya gündemine göz atalım. Şimdi dikkat ederseniz toplumumuz üzerinde genelde bellidir. Nedir? Bir, Atatürkçülük üzerinden gidersiniz. İnsanlara sen Atatürkçüsün, sen değilsin kavram karmaşasını ortaya atarsınız. İnsanları birbirlerinden uzaklaştırmaya çalışırsınız. Hani savaş, savaş, savaş diyoruz ya, aslında kirli savaş psikolojik olandır.
Artık eskisi gibi göğüs göğüse bir muharebeyle başlayan bir savaş yok. Artık bir düğmeyle tık oradasın bombayla. Ama şimdi yaşatılmak istenen, yapılmak istenen maalesef ve ne yazık ki psikolojik bir savaş. İşte sen Kürtsün, sen Türksün. İşte sen Alevisin, sen Sünnisin. Bakın dikkat edin, genelde bu konular ortaya atılır. Bunun dışında farklı bir şey yoktur. Çünkü bu bizim en değerli, en hassas noktamızdır. Sen dindarsın, sen dinsizsin. Sen laiksin, sen değilsin. İşte artık herkes bunun farkına vardığı için, artık toplum bunların terör örgütlerinin bir oyunu olduğu için, bizi birbirimizden ayrıştırmaya çalıştıklarını bildiği için buna prim verilmiyor. O yüzden ben bir kere daha Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşayan, farklı kimliklere mensup ve bunu zenginlik olarak kabul etmiş her bireyi alnından tek tek öpüyorum. Evet. Şu an evet. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, trafik denetleme mi Ezel? Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bir uygulama, aslında çoktan uygulanıyor da şimdi uygulama biraz da basının önüne geçildi. Nedir o? Drone'la uygulama. Şimdi trafik denetleme ekipleri şu an bir uygulamadalar ve İçel TV canlı yayın ekibi de şu an orada, görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Halkın huzuru, trafiğin sükuneti için, sağlıklı işleyebilmesi için trafik ekiplerimiz canla başla şu an kontrollerini gerçekleştiriyorlar. Kimlik kontrolleri yapılıyor. Aranan şahıslar böylelikle tespit ediliyor. GBT'lere bakılıyor. Şu an görüyorsunuz vatandaşlarımız da yapılan sorgulamayı büyük bir sabırla bekliyorlar. Çünkü yapılmayan her sorgulama, yapılmayan her denetleme maalesef ve ne yazık ki ülkemize ya bir bomba olarak gelip acılar yaşatıyor ya da haince kalleşçe kurulmuş bir pusuyla yine birilerini kaybetmek durumunda kalıyoruz. İşte bu denetlemeler, bu önlemler yaşanabilecek kötü olayların önüne geçilebilmesi için, hani hastaneye gittiğinizde ilk tanı önemlidir ya, kanser büyümeden veya hastalık büyümeden önüne geçmek gerekir ya, işte şu an aslında yapılan bu denetlemeler, bu uygulamalar acı sabah bunu gerektiriyor bize. İyidir yani. Gördünüz mü havada drone'u peki? Yok. Fark etmediniz. Yok canım, her zamanki. Ha, yeni çıktı iş yerinde, burada zaten. Çıkar çıkmaz demek görmüştü. Normal demişti. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, trafik denetleme drone uygulamasını başlattı. Drone'la havalanan hava aracı, insansız hava aracı trafikte yoğunluğu, işte emniyet kemeri takıp takmadıkları veya işte aşırı hız yaptıkları yönünde bilgiler ulaşabiliyor sevgili izleyicilerimiz. Aslında teknolojinin nimetlerinden de faydalanıyor. Beyefendi, geçmiş olsun. Mersin Emniyeti ve Trafik Denetleme Şube'nin müdürlüğü. Bir şey söylemek ister misiniz? Evet. Evet, şu an izlediğiniz görüntüler canlı sevgili izleyicilerimiz. Drone yardımıyla da trafik denetlemesi gerçekleştiriyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kere daha tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, aslında o kumandasını gösterebilirsek, drone'u görmek belki biraz zor olacaktır ama kontrol panelini görmemiz mümkünse, en azından drone'un nerede, ne şekilde bir çalışma yaptığını oradan gösterelim sevgili izleyicilerimize. Evet, bu arada drone'un çok büyük faydaları var. Evet, drone'un çok büyük faydaları var bu arada sevgili izleyiciler. Evet, yine bir kadın sürücümüzle denetleme de gerçekleştiriliyor. Tabii doğal olarak insanlar şaşkın. Etrafında bir de kameraları görünce, yani acaba bir suç mu işledim endişesi de yaşıyor vatandaşlarımızda. Hayır, denetleme gerçekten sağlıklı bir şekilde
insanların huzuru için gerçekleştiriliyor. Evet, bir kere daha emniyet teşkilatına teknolojinin nimetlerinden de faydalanıp uygulamalarda ve denetlemelerde bunu kullanıp bizler için güvenli bir alan oluşturdukları için de teşekkür ediyoruz. Lütfen trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Zaten uymayanları trafik denetleme ekipleri uyarıyor. Burada fari müfettişlikler var. Yani siz kırmızı ışıkta geçerseniz, etrafınıza bir trafik polisi görmezseniz, fari müfettişlere denk gelirseniz onlar da size hemen bir mektup gönderiyorlar. O mektup da size ceza olarak geliyor. Evet, trafik kuralları hepimiz içindir. Lütfen riayet edelim. Devam edelim. Ulusal gazetelere geçeceğiz. Ulusal gazetelerin ilk sayfalarını paylaşacağız ve programımızı noktalayacağız. Güneş gazetesi menemen güzeli demiş. Terör örgütü PKK'nın ve FETÖ'nün her türlü propagandasına sponsorluk yapan Almanya, Türk komedyenin protestosunu engelledi. Menemen tarifli afişini DAEŞ'i çağrıştırıyor diye tüm izinleri almasına rağmen kaldırdı. İnsan haklarından bahsediyorlardı değil mi? Sonra bak ne kadar ön yargılı değil mi Ezel? Yani orada bir yazı yazıyor. O yazının ne olduğu bilinmiyor. Bunu bilmediği için New York DAEŞ'i anımsatıyor diyor. Ya anımsatmak mı kötü, DAEŞ'e yardım etmek mi kötü? Hangisi kötü? Yardım edenler değil mi? Şimdi biz o zaman Merkel'i kınayalım mı? Kınayalım. Çünkü terör örgütlerine destek çıkmak insanlık suçudur. Çünkü terör örgütlerine yardım veya taklık etmek maalesef ve ne yazık ki insanlık suçudur. İnsanlık suçu işliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Yunanistan. Bu yüzden ne diyoruz? Tüm terör örgütlerine yardım veya taklık eden, kucaklarını açan tüm ülkelere buradan yazıklar olsun diyor. Şiddetle onları protesto ettiğimizi, kınadığımızı bir kere daha söyleyelim. İlk günkü ruhla diyor, Cumhuriyet coşkusu tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Al bayrağın rengine bürünen caddeler bayram yerine döndü. Devlet millet el ele tüm dünyaya birlik mesajı verdi. Bu arada gemiyi ilk terk eden Barzani oldu. İstifa etti. Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen sözde referandum düzenleyerek büyük bir krizin fitilini ateşleyen Mesut Barzani köşeye sıkışınca çareyi kaçmakta buldu. Erbil'deki illegal meclis Barzani'nin tüm yetkilerini elinden aldı. Barzani ise istifa açıklamasında ABD tüm bu yaşananlara niye göz yumdu diyerek ağlamış Barzani bu arada. Ve devam ediyoruz. Milliyet gazetesi sonsuza kadar diyor tüm Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu vardı. Eline Türk bayrağını alan yüz binlerce kişi sonsuza kadar yaşa Cumhuriyet diyerek bayramı kutladı. Oyunu bozacağız. Bu çok önemli bir mesaj. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla külliyede resepsiyon veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşımızdaki engelleri, saldırıları boşa çıkartıyoruz. Eskiler zor oyunu bozar derlerdi. Biz de milletimizle bir olup bu oyunu bozacağız. Karşımızdakiler demokrasi içinde hareket ediyorlarsa, demokrasinin hakka hukuka uygun hareket ediyorlarsa hukukun kurallarıyla bozacağız dedi. Ve Sabah gazetesi oynanan oyunları zorla bozacağız diyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın 29 Ekim vesilesiyle vermiş olduğu mesajlarda. Kontrollü kaçışta tekneli güzergah diyor. Havalimanında tankların karşısına çıkamayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz trafiğinden yeni detaylar çıkmış. Kılıçdaroğlu hain darbe girişimini Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde TV'den izledikten sonra Sabah İstanbul'dan ayrılmak istedi. Boğaziçi Köprüsü'ne gönderilen koruma ekibi hala silah sesleri var. Sakın buradan geçmeyin deyince Kılıçdaroğlu Ataköy'den tekneyle Pendik'e geçti. Oradan karayoluyla Ankara'ya gitti deniliyor. Ve Habertürk gazetesi onu yanlış yönlendirdik diyor. Terstepen referandumun sembol karesinde yer alan Tissot Habertürk'e konuştu. Evet. Devam ediyoruz.
Orta Doğu Gazetesi, MHP varsa milletimize tasa yoktur. Milliyetçi ülkücü hareketin Türkiye'nin geleceği açısından taşıdığı hayati önem bugünkü konjonktürde daha da artmıştır deniliyor. Ve devam ediyoruz. Son gazete Hürriyet. Cumhuriyet ruhu ayakta, büyük bayram böyle kutlandı deniliyor. Büyük bir coşkuyla, büyük bir gururla. %38 Katalonya değildir denmiş. İspanya'dan ayrılmak isteyen Katalonların ardından Barcelona sokaklarında dün birlik yanlıları vardı. Onlar da bağımsızlık için çıkan oyun %38'de kaldığını savunan sloganlar attılar diyor. Barzani görevi bıraktı haberine yer vermiş. Ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz, Radyo Klas dinleyicileri ve bizleri sosyal medyadan takip eden sevgili takipçilerimiz. Yarın saatler 09'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Görüşünceye dek esen kalın, hoşçakalın. İşte ben Türkiye'yim. Bir şiirde iki dize, sevdanın nakş olduğu kilimde desen, dervişin üflediği neyim ben? Türkiye'yim. Ağlayan, gülen Türkiye. Ben. Yetim bebelerin beşiklerine bal. Elma yanaklı kızlarımın başında yazma. Umutla dikilen fidan. Yalın ayak insanlarda yüreğim. Ben. Türkiye'yim. Umutları büyüdüğü Türkiye. Güneş bir başka doğar bende. Yıldızlar bir başka parıldar geceleri. Hilal hakimdir bende göklere. Taşınır ellerde nur meşalesi. Karanlıklar yırtılır. Yeni güne gebeyim. Ben Türkiye'yim. Türkiye'yim. Aydınlık Türkiye. Toroslarda Dadaloğlu'nun, gözelerde Karacaoğlan'ın izi vardır. Narasını duyarsın Köroğlu'nun çamlı bel rüzgarında. Dağlar sevdaların hatırasıdır. Ben Emir Dağı, Ağrı, Kaçkar, Palandöken, Erciyes, Ferhat'ın deldiği dağ, Şirin'in örttüğü çevreyi. Ben Türkiye'yim. Ben Türkiye, gönül Türkiye. Ben zehirle savrulan bozlak yangını, barakta, hoyratta, ağıttaki ben, meydanlardan tanır tanıyan beni. Halayım, horonum, barım, çayda çırayım. Ben Harmandalı, sarı zeybeyim. Ben Türkiye'yim. Türkiye'yim. Taşan, coşan Türkiye. Türkiye. Harmandalı, sarı zeybek, horon halay, çayda çırayım. Yeah.